7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. Herkese merhaba. Bu hafta Zula oyunundan gölge bıçağını yapmayı deneyeceğiz. Şöyle bir şablon çizdim. Bunu şey yapıp tarattıktan sonra siteye eklerim. Oradan isteyenler indirebilir. Bugün yalnız biraz sağlam olmasını istediğim için yani en azından sağlam yapmayı deneyeceğim. Bazı çalışmalarda çok zor olduğunu söylediğiniz için kolay şekilde yapmaya çalıştım ama bugün yine kolay ama biraz uğraştırıcı. Yani yaptığımız zaten hiçbir bıçak şimdiye kadar zor değildi. Sadece kimisi biraz uğraştırıcıydı. Kimisi de pek uğraştırıcı olmayacak şekilde yaptık. Kimisini de. Bugünkünü de biraz uğraştırıcı ama sağlam bir şekilde yapmayı deneyeceğiz. Şimdi yapımına başlayalım hep beraber. Bu şablon bize çalışma bitene kadar lazım olacak. Çünkü şu gördüğünüz aradaki detayları zamanı geldiği zaman kesip ayrı birer parça olarak alacağız. Evet, şimdi şu çöp şişlerden şuraya sıra sıra yapıştıralım. Parçanın birisi kesinlikle şu sivri kısma gelsin. Şöyle en kenardan sivri kısma şu şekilde. Ondan sonrakileri de şu bölümeye yetiştirebildiklerimiz sapla beraber şu şekilde. Bakın mesela örnek göstereyim. Şuraya iki tane koyabildim gördüğünüz gibi. İki taneden sonra şu bölüme geldiği için artık buraya koyamayacağım. Keserek, buraları da keserek dolduracağız parçaları. Mesela kimisini uzun, kimisini kısa. Şu şekilde kese kese burayı dolduralım. Şu tahta parçalarla dolduralım. Sıcak silikon kullanacağım ben ama eğer sıcak silikonunuz yoksa de kullanabilirsiniz. Farklı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Örnek olarak Uhu, Bali veya Beyaz Tutkal. Ama onun dışında özellikle Japon yapıştırıcısı falan kullanamazsınız. Bu çubukları buraya yapıştırma işleminde. Önereceğim yapıştırıcılar bunlar. Yani Bali, Uhu yani sıvı yapıştırıcılar ve tercih olarak da eğer varsa mutlaka sıcak silikon. Çünkü en rahat onunla yaparsınız.
Have you ever felt? Are you listening? Damn. Evet, şimdiki aşamada bir de şöyle oldukça ince bir karton lazım. Bu kartonu almak zorunda değilsiniz. Bunlar şeyde de olabilir. Yani evdeki herhangi bir ürünün en basitinden bir kitabın kapağı tabii ince olacak. Kimisi kalın oluyor. Veya defter, defterimizin en dıştaki kalın kısmı. O da olabilir. Tabii bunları da söylüyorum ama mevcut defterimizi de yırtın demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamasın kimse. Yani işe yarayan genelde defter varsa ya herhangi bir ürünün ambalajı, onunla yapabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işleme gelelim. Şu en dış kısmı biraz uzatarak yapacağız. Bunun amacı da sivri kısmımızı oluşturmak. Onun için hemen başlayalım. 4 tane çizeceğiz bu arada. Şimdi parçamız bu şekilde bitmiyor. Bu şekilde almayacağız parçamızı. Şu şekilde bir tamamlayalım. Siz de aynı şekilde yapın. Şimdi şöyle yaklaşık olarak 1-2 santim dışarıdan, çünkü fazlasını zaten keseceğiz. O şey çok önemli değil. Bu bıraktığımız fazlası çok önemli değil. Çünkü fazlasını makasla keseceğiz. Şöyle biraz geniş olacak şekilde. Bıçağımızın şu gördüğünüz iç kısım buraya da uyumlu. Uç kısmını şu şekilde getirip ölçüsünü alalım. Daha sonra arka kısmını getirip nereden keselim? Şuraya şöyle parçamız gelecek. Şöyle. Şekilde alalım. Aynı şekilde diğer parçayı da getirip ölçelim. Diğer 4 parçayı da aynı şekilde ölçtükten sonra yapıştırma işlemine başlayalım. Evet, bu aşamada İstediğiniz herhangi bir yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz. Çeşit dışı önemli değil.
Evet, bıçağımızı bu şekilde, şu kısımlar yapışmayacak şekilde, açık kalacak şekilde kurumaya bırakalım. Evet, yeterince kurudu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Şu ara kısma yapıştırıcı sürüp şu şekilde bastırabildiğimiz kadar bastırıp dip kısma yakın yerden yapışmasını sağlayacağız. Bunu yaparken ya sıcak silikon kullanın ya da şey kullanın, Bali veya Uhu tarzı bir yapıştırıcı kullanın. Beyaz tutkal biraz sizi uğraştırır. Olmaz diye bir şey yok, olur ama sizi çok uğraştırır. Yani 15 dakika yakın şu şekilde sürekli kapatmaya çalışırsanız kuruyana kadar. Bali kullanırsanız alttaki ve üstteki parçaya yeterince sürerseniz şu şekilde yaptığınız zaman yapışacaktır. Veya sıcak silikonda aynı şekilde. Şimdi başlayalım. Sürekli şu dip kısmı bastırın. Sürekli şu dip kısmı doğru bastırın. Çünkü oranın yapışması lazım, dipten yapışması lazım. Kenarlardan yapıştıkça, yani daha doğrusu kenardan kesmek zorunda kalırsak bıçak çok geniş olur. Ama dipten yapıştırırsak istediğimiz ölçülerde bir bıçağa sahip oluruz. Soğuduktan sonra kesmeye başlayacağım. Bazı yerler tam yapışmamış, oraları daha sonra yapıştırırız. Evet, gördüğünüz gibi şu kalınlığı en azından aldık. Şöyle hafif de olsa sivrilik hissi veriyor artık. Aynı işlemi buraya da yapalım. Evet, şimdi şu dış kısmı kesip atalım. Geriye kalan kısımdan da iki parça alıp şablonumuzu şablon olarak kullanalım. Evet, parçalarımız hazır. Şu şekilde yapıştıralım.
Yapıştırma esnasında yine istediğiniz herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Evet, bıçağımız kurudu. Oldukça da sağlam oldu. Şimdi yapacağımız iki işlem kaldı. Birisi şu bölümü yapmak, diğeri de şu alt kısımda. Artık onu nasıl yapacaksak hiç ben de denemedim ama bir böyle yıldıza benzer bir şekil yapmayı deneyeceğiz. Tabi becerebilirsek o da. Öncelikle şu kolay olan yerden şuradan bir başlayalım. Şu bölümü alacağız. Şimdi yapıştırma işleminde istediğiniz yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz. Ben çabuk olduğu için sıcak silikonu tercih edeceğim şimdi. Ama aklınıza takılmasın. Herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz burada. Evet, şimdi son aşamada şu kısımları dik şekilde keselim. Şu kısımları çizip keselim arkadaşlar son bölümde. Şimdi son olarak şu bölüme artık bir şeyler uyduracağız. Ben de ilk defa yapacağım. Şöyle ölçü vererek yapmayın ise sıkıntı olmasın. 2 santim, hemen hemen 2 santim genişliğinde parça kısalım. Tekrar ölçün. 2 santim değil bu. Evet. 2 santim. 2 santim genişliğine parça keselim. Benim yaptığım gibi üzerine koyup göz kararı hediyelerden şu şey yapacaksınız. Hatta ben size çizerek göstereyim. Daha iyi anlarsınız. Şu şekil.
şekilde. Parçamız olsun ve bundan iki tane olsun. Aynısını şunun üzerine koyup basitçe katlayacağımız yerleri belli edebiliriz. Kat yerlerini de katlayalım. Bu şekilde yapıştıralım. İki santimlik parçamızdan biraz daha lazım bana, şurayı kapatmak için. Tabi bu uzunluk biraz fazla. Bunu birazdan kısaltacağız. Tam kurudu, tutkal kuruduktan sonra kısaltacağız bunu. Çünkü biraz fazla ama çok da kötü olmadı gibi. Arkadaşlar aslında bu bölümü boyama yapmadan önce yapmam gerekiyordu. Fakat unuttuğum için boyadım ben. Şimdi size tarif edeceğim. Boyamadan önce siz bunu yaparsanız daha iyi olur. Bu kavanın tutkalı emmesi daha rahat oluyor. Yapacağınız işlem sadece şu uç kısımlara hafifçe Japon yapıştırıcısını damlatarak biraz kurumasını beklemek. Yalnız bunu kapalı ortamda yapmasanız çok iyi olur. Çünkü biraz zararlı bir madde. Ve bir zararı da şu, her zaman belirtiyorum. Olur da herhangi bir eşyanın üzerine dökerseniz temizlemeniz çok zor. Yani temizleyemezsiniz daha doğrusu. Evet, şimdi kırmızı bir ip bulabilirseniz, ben kırmızı ip bulamadım, olanla yapacağım şimdi. Kırmızı bir ip bulabilirseniz şu bölümü iple saracağız. Yalnız iple sarmadan önce şuraya bir parça, alt kısmına bir parça kava kesip yerleştirsek iyi olur. Biraz daha kalın olur en azından. Bunu da çok ödenli kesmenize gerek yok, ödensiz bir parça yeterli. Hatta yapıştırmanıza bile gerek yok, üzerine iple saracağımız için. Şöyle üstün körü yapılacak bir işlem yeterli. Şimdi burada kırmızı bir ip kullanırsanız, az önce de söylediğim gibi, başka bir işlem yapmanıza gerek yok.
Ama benimki gibi kırmızı ipimiz yoksa herhangi bir ipi bağlarız. Daha sonrasında ipi kırmızıya boyarız.